Selamlar. Nasılsınız? Uzun zamandır görüşemedik. Neden? Çünkü pandemi olduğu ve bundan dolayı benim ürünlerimin çok büyük çoğunluğu gelmedi. Halen daha Haziran'dan beri gelmesi gereken bazı kargolarım var. Onları bekliyorum ama son dönemlerdeki siparişlerim rahatlıkla geliyor gözüküyor. Bundan dolayı da size tekrardan bir merhaba diyeyim dedim ve kargo zamanı videosu çekmeye karar verdim. Bu videoda önümüzdeki günlerde kanalda hangi ürünleri göreceksiniz, hangi konuları işleyeceğiz vesaire olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Hazır 11-11 indirimleri de geliyorken direkt hani bu kargo zamanı önden çekeyim istedim. Çünkü ki bazı indirim kuponları ayarladım buradaki bazı ürünlere. Bu ürünlerin kupon kodlarını ve satın alma linklerini videonun açıklamasında bulabilirsiniz. İşinize yarayacaktır diye tahmin ediyorum. İlk olarak göstereceğim şey bu. Bu çok yeni değil bunu daha uzun süre önce bunun bütün parçalarını Instagram'da story olarak atmıştım. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Bu iFlight e, parçalardan oluşan yeni bir drone. Daha önceden çok uygun fiyatlı bir freestyle drone yapmıştım kanalda yapımını izlemiştiniz. Bu sefer biraz daha kaliteli, daha üst seviye parçalarla biraz daha farklı bir cihaz yaptım. Bu cihazın yapım videosu da bitti bunu da büyük ihtimalle yarın veya öbür gün yine kanalda göreceksiniz. Çok kısa bir yapım videosu oldu. Oradan göz atabilirsiniz. Tamamı işte iFlight parçalardan oluşan güzel bir freestyle setup'ı oldu. Bunun da uçuş videoları vesaire yakın zamanda gelecek. Şuna çok aldırmayın. Çok kötü bir kamera mount. Bunu kullanmıyorum artık. Yenisini yine diğer videoda görebileceksiniz. İkinci olarak bir tane şarj aletimiz var. Hiçbir zaman şarj aletine hayır diyemiyorum. O yüzden sürekli yeni şarj aletleri alıyorum. En güvendiğim markalardan bir tanesi ISDT kesinlikle. Bütün yani bütün demeyeyim de birçok modelini kullandım. Birçok modelinden de gayet memnun kaldım. Hiçbir zaman yeteri kadar şarj aletine sahip olamıyorsunuz açıkçası. Yani çok fazla piliniz olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı da sürekli yeni yeni şarj aletleri alıyorum. Hem denemiş oluyorum hem de şarj aleti sayısını arttırıyorum. Bu gördüğünüz P10 modeli iki kanaldan çıkış veriyor ve bu iki kanaldan anlık olarak iki pili şarj edebiliyorsunuz. Kendi içinde bir tane şey yok. Güç kaynağı yok. E ama işte bunu da detaylı incelemesini yine çok yakın zamanda kanalda göreceksiniz. Bunu da bir haftadır falan açıkçası kullanıyorum aktif olarak. Bir sonraki ürün ise burada gördüğünüz Beta FPV'den gelen bir kumanda. Açıkçası piyasadaki en fiyat performans kumandasının iFlight FSI 6 olduğunu düşünüyordum. Ta ki bu kumandayla karşılaşana kadar. Bu arada bu kumanda benim bilerek satın aldığım bir ürün değil. Bu bir yarışmada işte girdiğim bir dereceden dolayı gönderilmişti bana. Bir süre oldu geleli. Çok fazla bakmamıştım. Fakat daha sonra bir şans vermek istedim. Kesinlikle çok uygun ve güzel gözüken bir kumanda Öyle öyleyim oyuncak gibi değil en azından ve tutuş şekliden Xbox kumandasına vesaire benziyor. Bunun incelemesi olacak aynı zamanda da kumanda seçimiyle ilgili videoya bir güncelleme getireceğim çünkü farklı bir iki kumanda daha aldım bu dönem. Onları da hani bir süredir kullanıyorum. Bunların arasından farklı kumanda çeşitleri içinde hani en doğrusunu nasıl seçebilirsiniz en azından bunu anlatan da ayrıca bir video getireceğim yakın zamanda. Yine Beta FPV'den Beta 85X var. Beta 85X'in daha önce incelemesini yapmıştım fakat bu sefer şöyle bir Modifiye ile karşınıza gelecek. Belki de bu kavram biliyorsunuzdur. Naked GoPro, yani çıplak GoPro demek. Burada gördüğünüz bir GoPro Hero 6. Tamamen değil ama olabilecek en büyük ağırlıkları içeren kasası vesaire sökülmüş bir durumda. Bunlar da yine bir Sinead tarzı Sinead'un da ne olduğundan bahsedeceğiz yine. Beta 85 X üzerinde böyle bir sistem yapmıştım. Çok mükemmel bir toplama değil bu şu anda yine başka bir üründen bahsedeceğim bu arada. Beta yine beta FPV'den gelen Beta 85X ve Beta 90X için uygun olan şöyle bir GoPro Naked için bir kap var. Bir tane de back devresi vesaire var. Bunların nasıl kurulduğundan bahsedeceğim. Ben bunu e, bu cihazı topladığım zaman da henüz böyle şeyler yoktu. Bunu acilen toplamam gerekiyordu bir çekim için. O çekimde vesaire kullandım. Daha sonra da birkaç çekimde kullandım. Ve sonrasında böyle durdu bir süredir. Kullanmıyorum açıkçası. Fakat bu kullanma sürecimde de ne tür e, deneyimlerim oldu onlardan bahsedeceğim. Bu cihazı bu şekilde nasıl topladığınızı toplamanız gerektiğini anlatan bir videoda yaptım. Onu da yayınlayacağım. Aynı zamanda da bir Beta e, FPV ürünü daha olacak. Şu an gelmedi. Maalesef hala gümrükte bekliyor çıkmasını e, bekliyorum ben de. E, o da Beta 95X. Beta 85X biraz da olsa bana göre bu performans açısından yetersiz kaldı. Bu setupta özellikle. Ben e, bu GoPro normalde 37 gram şu anda. Bunu 17-16 gramlara kadar düşürebiliyorsunuz. Bir sürü şeyi daha söküp. Hani Beta 85'i o şekilde uçurursanız biraz daha performanslı olacağını düşünüyorum. Fakat ben GoPro'm daha fazla soy koymak istemediğim için biraz daha büyük versiyonu olan Beta 95 X'i de aldım. O da yolda. Onu da yine ilerleyen zamanda kanalda göreceksiniz. Cinewhoop demişken burada gördüğünüz iFlight'ın Green Hornet model Cinewhoop'u Hemen cihazı göstereyim size. Cihaz burada. Normalde orijinal ilk çıkan Cinehub olan Shandrons'un Skirt V2'sini kullanıyorum. Kendi topladığım bir cihazda. O Cinehub'ı uzun zamandır severek kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Fakat benim o cihazda kullandığım motorlardan kaynaklı olabilir. Birazcık performanssız kalıyor. Bu sefer iFlight'ın böyle direkt uçuşa hazır bir Cinehub'ını almak istedim. Çünkü sürekli uçuşa hazır cihaz soruyorsunuz. Bu önümüzdeki dönem bol bol uçuşa hazır cihazla incelemesi göreceksiniz. Bu onlardan ilki olsun diyeyim size göstereyim. sineup Cinehub'ını hani kendiniz toplama da olabilir. Sonuçta yani CineWhoop'un ne olduğunu çözdükten sonra bunu böyle çok uzaklara falan filan göndermeyeceğinizi anladığınız için hani kendiniz yapmasanız da olur diyebilirim belki. Yine de tabii ki cihaza güvenmek adına ben her zaman kendi cihazımı kendim yapmaya çalışıyorum. Fakat bu da böyle bir yapım. iFlight kaliteli bir marka. Ondan dolayı bunu tercih ettim. Uygun da bir fiyatı var. İşte Crossfire alıcıyla falan filan direkt geliyor. Bununla ilgili de yine hem inceleme videosu gelecek hem de CineWhoop nedir? CineWhoop çeşitleri ve CineWhoop hani ne tür yerlerde kullanmamız gerekir? Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü anladığım kadarıyla genel olarak piyasada da yanlış bir kanı var sinevuplarla ilgili. Bunu olabildiğince hani kendi tecrübelerime göre çözmeye çalışacağım. Dediğim gibi bu da yine indirim kuponu olan ürünlerden biri. Açıklamada artık linkini görürsünüz. iFlight Green Hornet. Bunu da severek kullanıyorum son zamanlarda. Peki kumandalardan bahsetmişken burada Jumper T18 var. Çok uzun zamandır ben Free Sky X9D Plus kullanıyorum. Bütün cihazlarımda aynı kumandayı kullanıyorum. Tabii ki süreç içinde bir sürü farklı kumanda aldım. Kullandım hatta. Hem test edeyim size anlatayım diye. Hem onun dışında ihtiyacım oldu vesaire kullandım. Bu da yeni kumandalardan biri. Sanırım benim artık X9D Plus'ım biraz fazla eskidi. Bilmiyorum değiştirecek miyim, değiştirmeyecek miyim. Fakat eğer değiştireceksem en azından bu kumandaya da bir göz atayım istedim. Jumper markasının T18 S'di sanırım benimki. S mi Pro mu? Öyle bir model kumandası. Bu kumandanın detaylı incelemesini getireceğim. Henüz böyle şey uzun uzun kullanamadığım için hani gidip de çok fazla görüşlerimi vesaire burada zaten anlatamayacağım. Dediğim gibi bu inceleme videosunun bir konusu olacak. Yanlış hatırlamıyorsam 900 MHz'lik bir modül var içinde. Yani ayrıca FreeSky'in sanırım bu uzun mesafe modülü mü var? Öyle bir şey. Yani yanlış olmasın şimdi yalan söylemeyeyim. Böyle bir kumanda. E, büyük, güzel. Dokunmatik ekranlı falan. Tabii ne kadar işe yarayacak bilmiyorum ama OpenTX'li vesaire böyle janjanlı ilginç bir kumanda. Benim hoşuma gitmişti. Hatta şu, <laughs> yani şu an gösterebileceğim çok bir şey yok sanırım. Kumanda böyle. Crossfire direkt destekliyor. Burada arkada CR modülü var. Modül girişi var. Buradan işte takıyorsunuz. Yani Crossfire kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Onun dışında multi protokol olması lazım. Yani birçok böyle farklı oyuncak sınıfı diyeyim. Cihaza bağlanıyor diye hatırlıyorum. OpenTX kullanıyor vesaire. Bunun detaylarından dediğim gibi ilerleyen zamanlarda videolarda bahsedeceğiz ve bahsettiğim kumanda seçimiyle ilgili rehberde bu tip kumandayla birlikte aslında tamamlanmış olacak. Çünkü ağırlıklı olarak FreeSky markasının kumandalarına yöneldik. Farkındayım. Ve bu ayın elime gelmiş son ürününe geldik. Bunu Instagram'da paylaştım. Paylaştıktan sonra tonla mesaj aldım açıkçası. <laughs> Uzun zamandır da sürekli bana sorulan bir şeydi. DJI FPV sistem. Her zaman şöyle cevap veriyordum. Hani FPV, DJI FPV sistemi kullanmadım. O yüzden bununla ilgili yorum yapamayacağım. Ama ısrarla yorum isteyen arkadaşlara da daha önceden dijital sistemler kullandığımızı bizim için yeteri kadar hızlı bir aktarımı olmadığı için kullanmaktan vazgeçtiğimizden bahsetmiştim. DJI FPV sistemde ise bunu son güncellemeler giderdiğini söylüyor ve bir arkadaşım sayesinde denedim gördüğüm zaman da bir sıkıntı yok gibi <laughs> geldi bana Ondan dolayı da dijital sisteme geçtim. Instagram'da atılan mesajlar yarısı belki de şeydi abi seni de mi kaybettik işte sen de mi karanlık tarafa geçtin falan filan. Öyle bir şey değil e, çünkü halen daha analogun da dijitalin de birbirine göre artı ve eksilerin olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsini detaylıca inceleyeceğiz, irdeleyeceğiz ve birlikte bu sistemin nasıl bir şey olduğunu, avantajlarının, dezavantajlarının neler olduğunu vesaire göreceğiz. Ben tabii açtım, e, kurdum, e, kullanmadım, henüz uçuramadım tabii ki ama yine şöyle ne olduğunu göstereyim. Ben şey setini aldım, bu arada merak edenler olursa, bunun iki tane seti var Banggood'da ayrı ayrı. E, bir tanesi benim aldığım bu set gözlük artı iki tane de Air Unit olan sistem. Bir de gözlük bir tane Air Unit artı bir tane kumanda olan sistem var. Ben açıkçası kumandayı tercih etmedim. Çünkü zaten Crossfire sistem kullanıyorum. DJI kumanda sistemini kullanmayı da düşünmüyorum. Crossfire çünkü sonsuz güvenim var. Size de aynı şeyi tavsiye ederim. Eğer ki FPV sistem olarak DJI'yi tercih edecekseniz bence gidin bir tane combo versiyon alın. İki tane Air Unit'iniz olsun. Kumanda sisteminizde yine Crossfire'lı başka bir kumandayla birleştirin ve bu şekilde kullanın derim. Ya benim tercihim en azından bu yönde oldu. Şimdi DJI FPV sistem ne? Dijital olarak HD yayın yapabilirsiniz bilen bir sistem. Bundan dolayı da normal analogda hani FPV'de aldığınız o kötü görüntüden çok daha güzel olacak olması bekleniyor en azından. Dediğim gibi bu artıların olabileceğini düşündüğüm için bu sisteme geçtim. Şöyle yine Instagram'da en çok söylenen şey buydu diyorum ya hani dijitale <laughs> mi geçtin? Hayır yani Full zaten dijitale geçmek gibi bir şey benim için pek söz konusu olamaz. Çünkü çok fazla sayıda dronum var. E, her birini dijitale geçirmek benim için hem zaman hem de çok büyük para kaybı olacaktır. Gerekli gördüğüm uygulamalarda, gerekli cihazlarımda büyük ihtimalle dijital kullanacağım. Ve ne olacağını birlikte ilerleyen zamanda göreceğiz. En kısa zamanda tabii ki bunun detaylıca incelemesini veya kurulumuyla ilgili detayları anlatan videoyu çekeceğim bu şekilde. Dediğim gibi yani şeyi tekrardan söylemek istiyorum açıkçası. Normalde bu tür şeyleri pek söylemiyordum ama kanalın gidişatı açısından en azından iyi olur diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz bütün ürünleri videonun açıklamasında link link bulabilirsiniz. Dediğim gibi her bir ürün için olabildiğince indirim da ayarlamaya çalıştım. Henüz diyeceği için ayarlayamadım. Bunu diyeceğim videosunda göreceksiniz ama almayı düşünüyorsanız oradaki linklerden satın alabilirsiniz. Sevinirim. Açıklamada nedeni mevcut. Çünkü her biri affiliate link. <laughs> Bunu da böyle sürekli söylemezler. Her neyse. Demek istediğim bu. Bu ayki ürünler bu şekildeydi. Sonunda evet DJ'yi aldım. Yani ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Hani yarısı böyle sende mi kaybettik abi diye geyik yaparken bir kısmı da sonunda aldım be abi falan filan dedi. Yani böyle şey olmadı. Dediğim gibi bunu buradan tekrardan söyleyeyim. Kesinlikle hani şu anda şey gibi bir durum yok. Full DJ'ye geçtim falan filan gibi bir durum yok. Ama bunu da denemek lazım. Bunun da güzel olacağını artık güzel olacağını düşündüğüm için aldım ve hep birlikte kullanacağız. Nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Detaylı olarak bütün düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Bu şekilde geri dönüşümüzün ilk videosunu bu şekilde bağladık. Ya bu arada yolda olan bir iki drone daha var onları da söyleyeyim size. Çünkü her zaman uçuşa hazır drone istiyorsunuz benden. Ben de uçuşa hazır droneları hani tavsiye etmiyorum. Ama o kadar fazla istek ve soru geliyor ki. Bu sorulardan derlediğim birkaç tane model var. Bunlardan bir tanesi iFlight Nazgul. Bir tanesi şey e, HGLRC markasının Sektör v 5 sanırım. yani Sektör V5 miydi öyle bir model. Ben şimdi onları zaten koymuş olacağım ekrana. Bir tane de dediğim gibi şey Beta 85'in bunun 95 olanı, bir büyük boy olanı. Ha bir de onda DJI FPV sistem var. Hani DJI sistem aldığım için bir de o olsun istedim. O 3 uçuşa hazırdır onda. Ya hepsi Türkiye'ye girmiş işte henüz elime gelmediği için açıkçası bu videoya yetiştiremedim. O videoları da ilerleyen zamanda yine kanalda göreceksiniz. Bu şekilde. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz sorular vesaire varsa lütfen bu videonun altına yorum yaparak bana bildirin. Ben de elimden geliyorsa cevaplayayım. Bir de kanala abone olmayı unutmayın yani. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.